Burası Finlandiya. Eğitimli, anlayışlı, uygar ve kibar insanların olduğu, temel meselelerini çözmüş, huzurlu, müreffeh ve medeni bir ülke. Öyle değil mi? Bugün öyle. Ama hep böyle değildi. Şimdi inanması zor gelse de bir süre önce bu bölgede yaşayan insanlar son derece kaba, medeniyet yoksunu, küfürbaz, kirli ve temel görgü kurallarından bir haber hareket eden cahil insanlardı. Fakirdiler, eğitimsizdiler, düzensizdiler ve sağlıksızdılar. Burası sadece coğrafi özellikleri olarak değil, her anlamda bir bataklık gibiydi. Peki ne oldu burada? Nasıl dönüştü bu toplum? Size bu videoda kendi dillerinde bile bataklık diyarı anlamına gelen Suomi'nin, yani Finlandiya'nın nasıl olup da Grigori Petrov'un meşhur kitabının ismi olan Beyaz Zambaklar ülkesine dönüştüğünü anlatacağım. Hem belli mi olur? Belki çıkarılacak bir iki dersi vardır. Hadi benimle gelin. Avrupa'nın kuzey ucunda sert bir iklim. Sık sık yağan yağmur, sürekli sis, baharda bile etkili olan soğuk dondurucu hava, Ağustos'ta gelen erken kış. Toprak verimsiz, çoğu yer taşlık, kayalık, çorak arazi, alçak rakımda bataklık ovalar. Sık ormanları ve 3-4 metal çeşidi dışında pek bir doğal kaynak yok. Her türden çiftçilik zor. En popüler turist destinasyonu da sayılmaz. Ama kişi başına düşen milli gelir 50 bin dolar. Mesele sadece bu gelirin yüksek olması değil. Fakir zengin dengesi de çok iyi. Asgari ücret bile 2250 euro civarında ve ortalama maaşlarda 6 ile 10 bin euro arası değişiyor. Sadece 5,5 milyonluk nüfusuyla 2022 ekonomik özgürlük endeksinde dünya 9.'sü oldu bu ülke. Enflasyonu %0.4. Kültürel yaşamı, sanatı, edebiyatı son derece gelişmiş bir toplum. Herkes birkaç dil konuşuyor. İşte benim için Finlandiya'yı esas ilginç kılan şey de bu başarı hikayesini mümkün kılan sosyo-kültürel evrimin tarihi. Siyasi ve askeri tarihine başka bir videoda değiniyorum. Ona çıkan linkten veya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Burada yaşananlar çok sayıda başka yaşam mimarına ve farklı topluma ilham oldu ve sürekli geliştirdikleri eğitim sistemi gibi şeylerle de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Fin halkının milli uyanışı ve çok sayıda Fin'in ülkelerini kalkındırmak için nesiller ötesi çabaları bugünkü Fin toplumunu yaratan şey elbette. Ama tüm o insanları şevklendiren, cesaretlendiren, inandıran ve örgütleyen bir baş mimar vardı. Bahsettiğim kişi arkamda başkentin en merkezi noktasına dikilmiş heykelini gördüğünüz Johan Wilhelm Snellman. Snellman 1806 yılında Fin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor ancak İsveç hükümranlığı döneminde sık yaşandığı üzere Fin soyadının yerini İsveç soyadı alıyor ve Virkunen ailesi Snellman ailesi oluyor. Aile içinde günlük konuşma dili İsveççe, bu nedenle Snellman Fince'den çok daha iyi İsveççe bilen biri. Snellman'ın ailesi de Finlandiya'nın Rus idaresine geçmesinin ardından İsveç ile bağlantısı olan pek çok aile gibi bir tercih yapmak durumunda kalmıştı ve onlar Finlandiya'da kalmayı seçtiler. Genç Johan o dönem ülkedeki tek üniversiteyi bitirdi ve din adamı olma hedefiyle ilahiyat bursu bile kazandı. Ancak ilk kırılma noktası işte burada yaşandı. Snellman sorgulamaya pek müsaade etmeyen din bilimleri konusunda hayal kırıklığı yaşadı ve sorgulamanın temel yöntem olduğu felsefe öğrenmek istedi. Bu şekilde kendine yeni meslek olarak da filozofluğu seçti. İşte din eğitimi ve felsefe eğitimi arasındaki bu farkları gören Snellman'ın kafasında genel eğitim sisteminin de nasıl olması gerektiğine dair bir aydınlanma o dönem yaşandı. Daha 24 yaşındayken siyaset, kültür ve edebiyat üzerine tartışmaların yapıldığı Cumartesi Derneği adlı bir oluşumun toplantılarına katılmaya başladı ve fikirleri ilk kez burada duyuldu. Fin toplumunun yeni tür eğitim kurumları oluşturması gerektiği düşüncesi de bu nedenle ilk bu dernekte gündeme geldi. Dernekte ortaya atılan fikirlerin uygulanabilmesi için de bugün hala var olan ve ülkedeki en prestijli okulların başında gelen Helsinki Üniversitesi'ne bağlı Helsinki Lisesi kuruldu. Helsinki Lisesi'nde denenen ve başarılı olduğu görülen metotlar ilerleyen dönemlerde tüm ülkede gerçekleştirilecek olan okul reformunun temelini oluşturdu. Snellman tüm o yıllar boyunca akademik çalışmalarına aralıksız devam etti ve üniversitede de doçent oldu. Fakat o dönem için oldukça liberal düşüncelere sahip bir akademisyendi ve bu onun için hiç iyi olmadı. Çünkü o sırada Rus Çarı 1. Nikolay Finlandiya'da bir polis devleti kurmakla meşguldü. Rusya'nın politikaları çerçevesinde liberal düşünceler acımasızca susturuluyor, sansüre uğruyordu. Ki gördüğünüz gibi bugün de Rusya cephesinde
değişen pek bir şey yok. İşte Snellman'da bu karartmanın bir istisnası olamadı. Üniversiteden uzaklaştırıldı. Hatta inatçı ve kavgacı bir kişiliği olduğu için para cezaları bile aldı. 33 yaşındayken Finlandiya'yı terk edip İsveç'e yerleşmek zorunda kaldı ve o yıllarda Avrupa'yı gezdi, gördü. Bu gezilerde farklı toplumları ve onların uygulamalarını gözlemledi, inceledi. Ve kendine çıkardığı çok sayıda ders ile hayatının geri kalanı boyunca ülkesinde uygulamaya geçirmeye çalışacağı programı belirledi. Snellman'a göre toplumun eğitimli elitleri fakir halkın eğitimli olup olmamasını umursamıyordu. Ona göre gerçek vatanseverler halkın geleceğinden kaygı duyan kişiler olmak zorundaydılar. Ve şu meşhur sözünü daha o zamandan tarihe kaydetti. Finlandiya zorla hiçbir şey elde edemez. Onun tek kurtuluşu eğitimdir. Bu söz ordu, nüfus, kaynak gibi şeylere güvenemeyecek olan bir toplumun geriye tek gozunun kaldığının ilanıydı. Finler akıllarına ve karakterlerine yatırım yapmalıydılar. Snellman o tarihlerde Stockholm'de Devlet Öğretisi adlı kitabını yayınladı. İstese akademik kariyerine, rahat yaşamına, burada güven içerisinde devam edebilecekken vatanına dönmeyi tercih etti. Ne var ki Finlandiya'da henüz bir şey değişmemişti. Kendisinin liberal görüşlerine hala yer yoktu. Üniversitede yasal olarak kendisine verilmesi gereken pozisyona gelmesi yine engellendi. Bunun yerine o dönem sadece 2-3 bin kişinin yaşadığı, diğer bölgelerle bağlantısı olmayan, postanın bile ancak haftada bir geldiği küçük Kuopio kasabasına lise müdürü olarak atandı. İkinci kırılma noktası buydu. Snellman bunu bir mağlubiyet sayıp kabuğuna çekilmedi. Aksine burayı en doğru başlama yeri olarak gördü. Bu kasabada aktif ve çok yönlü bir çalışma başlattı. Öyle ki ünü o kasabadan bütün Finlandiya'ya yayıldı. Girişimleri sonucu o uzak kasabada Fin dilinde eğitim veren ilk halk okulunun da aralarında bulunduğu birkaç okul kuruldu. İki ulusal gazetede Snellman sayesinde orada yayın hayatına başladı. Gazetelerden biri o dönem ülkede Fin dilinde çıkan tek gazeteydi. Çiftçinin Dostu adlı bu gazetenin hedefi sade halkın bilgi ve kültür düzeyini yükseltmekti. Ziraat konularının yanı sıra hayatın pek çok alanına ilişkin temel bilgiler ve bilgelikler yer alıyordu. Bu gazete daha sonra yayınlanan tüm Fince gazetelere de örnek teşkil etti. Ama toplum hayatına esas etki eden Saima adlı diğer gazetesi oldu. Bu gazete İsveççeydi çünkü eğitimli kesim hep İsveççe okuyordu. Bu şekilde toplumsal konuları üst tabakada tartışmayı başaran ilk mecra oldu. Bu gazetede Snellman kendi yazılarıyla Finlandiya'nın ulusal sanayisinin geliştirilmesi, milli eğitim sisteminin kurulması ve Fin dilinin statü kazanması konularını sıkça işledi. İşte Fin toplumu ulusal devletin kuruluşuna ilişkin Snellman'ın hazırladığı programdan ilk kez bu gazete aracılığıyla haberdar oldu. O sırada Snellman'ın en yakın arkadaşları bile bu çabayı anlamsız buluyordu ve onlara göre Finler hiçbir zaman yüksek kültürlü ve gelişmiş bir ulus olamayacak, kendi dillerini koruyup geliştiremeyecek ve milli edebiyatlarını yaratamayacaklardı. Nitekim bunun olması istenmiyordu da. Saima gazetesi kısa süre içinde sansür organları tarafından kapatıldı. Snellman'ın üzerindeki baskılar muazzam şekilde arttırıldı. Elinden her şey alındı. Takip eden 10 yıllık dönem Snellman'ın en zor yılları oldu. Karnını doyurabilmek ve geçinebilmek için bir tüccarın yazıhanesinde müdür yardımcısı olarak işe girdi. Ve bu 10 yılı toplumsal faaliyetlerden uzak, sessiz ve içine kapanık şekilde geçirmek zorunda kaldı. Ancak her şey Rus Çarı 1. Nikolay'ın 1855 yılında ölümüyle değişti. Üçüncü ve en önemli kırılma noktası da işte bu oldu. Nikolay'ın yerine kendisi de liberal düşüncelere sahip reform yanlısı genç çar 2. Alexander geldi ve bu gelişme hem Rusya'da hem de Finlandiya'da bir aydınlanma dönemi başlattı. Kendi ülkesinde kölelik sistemini sona erdiren Alexander, Finlandiya'nın da Rusya'ya olan esaretine bir anlamda son verdi ve toplumsal gelişimi serbest bıraktı. Fin siyasiler yeniden faaliyete geçti ve Fin dili devlet statüsü elde etti. Kültürel ve ekonomik faaliyetler patlama yaptı. Finler Çar Alexander'a o kadar minnettar kaldı ki o öldükten sonra bizzat halkın topladığı parayla Helsinki'nin merkezinde Senato Meydanı'na onun anıtını diktiler. Snellman için en önemli gelişmelerden bir tanesi üniversitelerde özgür bir ortam oluşmuş olmasıydı. Hemen bir yıl içinde Snellman hakkı olan felsefe profesörlüğü görevine getirildi. Bu gelişmeyle Snellman'ın toplumsal hayattaki konumu da tamamen değişti. Artık herkesin saygı duyduğu bir aydın, önde gelen bir yazar, gazeteci ve kanaat önderi sıfatıyla konuşmalarını yapmaya başladı. Hangi konu üzerinde dursa o alanda fikirler yavaş yavaş değişti ve yeni politikalar hayata geçirildi. Örneğin ulaşımın önemine dikkat çektikten kısa bir süre sonra demiryolu inşa edilmeye başlandı. Ülkenin her yerinde halk okulları açılması ve gençlerin eğitimiyle ilgili arka arkaya makaleler yazınca tüm okullarda reform çalışmaları başladı. 57 yaşına bastığında bizzat Çar 2. Alexander'ın isteğiyle senatörlük görevine atandı. Aynı yıl 1809'dan beri toplanmamış
olmuş olan Finlandiya parlamentosu ilk oturumunu gerçekleştirdi. Snellman da oradaydı. Finansal denetimden sorumlu kişi seçildi ve yine arkamda gördüğünüz Fin Milli Bankası'nı kurdu. Hani Fin dili devlet statüsü kazandı demiştim ya. Ha işte o reformu bizzat Snellman hazırladı. Bununla da kalmadı, hemen ardından Finlandiya'yı ulusal para birimine kavuşturdu. Snellman ayrıca basın özgürlüğünün toplumun en temel değeri olarak yasalaşmasını sağladı ki bugün hala bile dünya basın özgürlüğü sıralamalarına bakacak olursanız Finlandiya daima ilk 3 ülke içinde yer alır. Hatırlatıyorum, bunlar olurken yıl henüz 1865. Tabi bunlar işin kronolojisi. Esas bilmemiz gerekenler Snellman'ın Fin halkına hayatın çeşitli alanlarına dair ne söylediği. Ne dedi bu adam böyle? Ne gibi bir bilgelik sundu ki dünyanın en gelişmiş, en mutlu toplumlarından biri oldu bu insanlar? Finlandiya şehirlerine baktığınızda düzensizlikten, köhnelikten, bakımsızlıktan veya kirlilikten eser göremezsiniz. Avrupa'nın en temiz sokaklarına, en düzenli şehirlerine sahiptirler. Meydanlar, avlular tertemiz, insanların yaşadığı evlerin içi rahat ve konforludur. Otellerde konaklayan misafirler kusursuz temizlik ve taze yemeklerle karşılaşır. Halkın dürüstlüğü ve iyi niyeti sizi şaşırtır. İnsanı rahatsız edecek bir şatafat, savurganlık veya gösteriş bulamazsınız. Her yerde tutumluluk, sadelik, güzellik ve temizlik hakimdir. Bu cümleler bana değil. 1910'lu yıllarda burada gördüklerini anlatan Grigori Petrov'a ait. Aradan bir asır geçtikten sonra buralarda ne değişmiş biliyor musunuz? Hiçbir şey. Peki Snellman'ın fikirleri neydi ki o prensiplerden hiç sapılmadı? Bu insanlardan ne öğrenebiliriz? Bir Rus olan Grigori Petrov bile Finlandiya imrenilecek bir refah müzesidir tabirini kullanıyor. Şimdi bir defa Snellman halka herhangi bir laf etmeden önce aydınlara çağrıda bulunmayı tercih etti. Ve onlara dedi ki... Sizin vazifeniz halkın zekasını, vicdanını, irade ve enerjisini uyandırmak, harekete geçirmektir. Onlara çalışma ahlakını, fakir de olsalar sağlıklı kalmayı, aile içinde saygıyı, çocuklarına aktarmaları gereken temel prensipleri anlatın. Halkı düzene, dakikliğe ve disipline alıştırın. Onların vicdan ve sorumluluk duygusunu geliştirin. Kendisinin ve diğer halkların haklarına saygı duymaları gerektiğini telkin edin. Örnek olun. Sözünüzle, işinizle halkın öğretmeni olun. Fin halkı her ferdiyle sizin küçük kardeşlerinizdir. Göreviniz onları yetiştirmek, uygar ve gelişmiş halklar arasında yer almalarını sağlamaktır. Halkınızın cehaleti, kabalığı, ayyaşlığı, ahlaksızlığı, hırsızlığı, hastalığı ve fakirliği sizin utancınızdır. Bu durumun suçlusu sizsiniz. İşte Snellman'a göre aydınlar bu derecede toplumlarının akıbetinden sorumlular. Bizzat eğitim veren öğretmenlere de şunları söylüyor Snellman. Bu mesleği lanetleyip duran bir gündelikçiyseniz size tavsiyem lütfen okulu bırakın. Her türlü işi yapın ama canlı bir ruha ve derin bilgiye sahip insanların bulunması gereken yerleri işgal etmeyin. Ülkedeki öğretmenler Snellman'ın sözlerinden oldukça etkilenmiş olacak ki o andan itibaren daha çok okumaya ve kendilerini geliştirmeye gayret ettiler. Çok sayıda sıradan öğretmen ilerleyen dönemlerde kültürel alanda faaliyet gösteren önemli şahıslar oldular Finlandiya'da. Yani ülkede onlarca küçük büyük Snellman'lar doğdu. Bugün toplumda sağladığı yüksek statü ve saygınlık nedeniyle Finlandiya'da çok sayıda gencin hayali öğretmen olmak. Ama burada öğretmen olmak kolay değil. Çünkü kriterler çok yüksek. Yüksek çünkü bir kez öğretmen olduğunuzda devlet ve toplum artık size güveniyor. Sınıfınızda son derece özgür bir biçimde ders işliyorsunuz. Yani mikro müdahaleler yok. Öğretmenlerin eli kolu bağlı değil. Onlara olan güven çok yüksek seviyede olunca çok sayıda farklı eğitim ve aktarım fikri sınıflarda uygulamaya geçiriliyor. Aralarında başarı getiren hemen fark ediliyor ve kopyalanmaya başlanıyor. Finlandiya işte böyle böyle az ders saatleri olan, ödev verilmeyen, hiçbir surette ezbere dayanmayan, oyun, sosyalleşme, yetenek edinme ve var olan yetenekleri geliştirme odaklı gerçek günlük hayatta karşılığı olan bir eğitim sistemi oluşturdu. Snellman eğitim içeren din alanı hakkında da çarpıcı görüşlere sahipti. Yalnız Snellman din adamlarını haşlamadan önce bu kez ilk halkın kulağını çekti ve onlara gerçekleri hatırlattı. Dedi ki, din adamları gökten düşmüyor. Bizim vücudumuzdan, etimizden, kemiğimizden, bizim aramızdan çıkıyor. Bizden farkları yok. Onları eleştirenlere sormak isterim. Aranızda kaç tane dürüst, namuslu tüccar var? Etrafınızda kaç tane vicdanlı aşçı, yetenekli taş ustası veya namuslu avukat görüyorsunuz? Milletvekillerinizden, gazetecilerinizden memnun olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Kendi içinizde bunları bulamıyorsanız, gerçek din adamları olmamasına neden şaşırıyorsunuz? Sizin ibadethanenizde, papazlarınızda kendinizsiniz. Onlar da sizle aynı hamurdan yoğrulmuşlardır.
Snellman daha sonra da dönüp din adamlarına diyor ki, İnsanların neden dinden soğuduğunu merak ediyorsunuz. İnançlı bir insan olarak sizden rica ediyorum. Halkın gerçek anlamda hizmetkar olun. Kiliseye bağlı memurlar değil. Sizin göreviniz dini törenler yapıp dualar etmekle sınırlı olamaz. Tüm peygamberler halka önce temiz, dürüst ve hayırsever bir yaşam sürmeyi öğütler. İnsanları vicdanlı olmaya teşvik eder. Halka asırlardır yaptığınız gibi iki yüzlü bir şekilde tekrarlayıp durduğunuz ruhsuz kelimelerden oluşan sıkıcı, itici din adamı diliyle konuşmayın. Gerçekleri bir ölü toprağa misali halktan gizleyen din öğretisini bir tarafa bırakın ve halka gerçekleri anlatın. Halkımız kaba, sert, açgözlü ve yalancıdır. Hiçbir şeye saygıları ve güvenleri yoktur. Böyle bir ortamda hangi dinden bahsedilebilir? Çevrenizde suçlu aramayın. Bilimi, felsefeyi ve aydınları suçlayarak ikiyüzlülerin yaptıklarını tekrarlamayın. Kendinizi suçlayın. Kendinizi tedavi edin. Halka öğretmeniz gerekenleri önce kendiniz öğrenin. Snellman'ın telkinlerinden sonra Finlandiya'da din adamları, yolsuzlukları, kayırmacılıkları, vicdansızlıkları en çok seslendiren ve bunlara dikkat çeken kişiler olmaya başladılar. Onlar bunu yaptıkça Fin halkı da onlara daha çok güvendi ve onları daha çok dinledi. Sakın tersini düşünmeyin. Snellman son derece dindar bir insandı. Dinsizliği manevi fakirlik ve hatta hastalıklı bir ruh hali olarak gördüğünü söyleyecek kadar dindardı üstelik. Bugüne baktığımızda ise Finlandiya'nın %30'undan fazlasının herhangi bir dine mensup olmadığını görüyoruz. Yani inanç konusunda oldukça düşük bir dindarlık seviyesine sahip olsalar da kilise toplum içindeki saygınlığını korumaya devam ediyor. Yani dinsizlik seviyesi dini kurumlar ve ruhban sınıfı yozlaştığı için böyle değil. Ahlaki melekeler sivil toplum ve devlet düzeyinde yükseldikçe, adaletin sağlandığı görüldükçe dini alana olan ihtiyaç artmıyor, düşüyor. Bu son derece doğal. Çünkü dünyevi dertlerimizi çözemediğimiz ölçüde Tanrı'ya sığınıyoruz. Çok basit bir denklem bu. Sadece hazmetmesi zor. Gelişmişlik ve özgürlük düzeyiyle paralel olarak bireysel tercihler her nesilde daha az muhafazakarlık ile sonuçlanıyor. Buna da kilisenin yapabileceği pek bir şey yok. Ama başka yerlerde olduğu gibi bir çaresizlikle farklı toplumsal alanlara saldırmıyorlar. İnsanlık tarihinin bu dönemindeki yerlerini ve kendilerine duyulan gereksinimi kabullenmiş durumdalar. Dolayısıyla burada bu konuda toplumsal bir çatışma da yok. Herkes istediğini düşünmek, söylemek ve yaşamakta özgür. Sanırım her yerde de biraz böyle olmalı. Peki Snellman siyasetçilere ne öğütledi? Bu konudaki meşhur konuşmasını da o ilk parlamento açılışı oturumunda yaptı. Ve dedi ki, topluma sinmiş eski ruhu kovun. Sıkı çalışın ve bize özgü yeni gelenekler yaratın. Halk sizin kendisine hizmet ettiğinizi, asalak gibi davranmadan onun refahı için çalıştığınızı görsün. Size başvuranları, derdini anlatanları inatçı, rahatsız edici sinekler gibi görmeyin. Aksine imkan elverdiği ölçüde ayrımsız herkese yardımcı olmaya çalışın. Herhangi bir iş yapılmamışsa halk yapmak istemediğiniz için değil, bunun için yeterli olanağı bulamadığınızdan olduğunu bilmeli. Snellman'a göre yasa yapıcılar adaletin baş öğretmenleriydi. Vatandaşların yasalara saygılı olması ve derin adalet duygusuna sahip olması ancak siyasilerin o şekilde olması ile mümkündü. Snellman'ın bu konuda halktan beklentisi ise memurlar karşısında ezilmemeleri ve dik durmalarıydı. Ülkedeki bu yeni ruh orduya da sirayet etti. Snellman'ın bu konudaki düşünceleri ve konuşmaları Finlandiya ordusunu reformize olmak için resmen ateşledi. Öncesinde nasıldı biraz ondan bahsedeyim. Kışlaların içi pis, koşulları kötü, havası kirli ve ağırdı. İnsanın içini karartan bir ortamdı. Askerler kötü giyimliydi ve yetersiz beslenmekten dolayı sık sık hastalanıyorlardı. Rütbece büyük olanlar diğer askerlerin yemeklerini, kıyafetlerini, ayakkabılarını, eşyalarını ellerinden alıyordu. Ortalık küfürden geçilmiyordu. Herkesin ağzı bozuktu. İçeri düzgün şekilde adım atan oradan ağzı bozulmuş olarak çıkıyordu. Snellman subaylara şunu söyledi özetle. Gençleri ailelerinden ve günlük işlerinden kopararak uzun bir süre için binlerce askerin bir arada yaşadığı kışlalara kapatıyoruz. Çoğu zaman da gereğinden fazla çalıştırıyoruz fakat eve döndüklerinde askerde edinmiş oldukları alışkanlık ve beceriler kendilerine herhangi bir fayda getirmiyor. Oysa kışladaki her asker birer değerli taştır. Eğer bu canlı pırlantalar evlerine çizilmiş, hatta kırılmış olarak dönerlerse bu büyük bir kayıp ve günahtır. Oysa ana vatan askeri bize kendisini yetiştirmemiz için göndermiştir. Ana vatanımız bize soracaktır. Size itibar edip gönderdiğim binlerce taze fidanı nasıl yetiştirdiniz? Onları nasıl hazırladınız? Bu nedenle subay aynı zamanda askerin öğretmeni ve yetiştiricisidir. Onların sadece vücut sağlığı değil, beyin sağlığı, kalbi, ruhu, vicdanı, insanlara, ebeveynlere ve hayata olan yaklaşımı komutanı olan subayın doğrudan sorumlu olduğu konulardır. Çünkü vatanımıza faydalı olabileceğimiz yer sadece savaş meydanı veya nöbet yeri değildir. Kışla farklı bir yer olmalıdır. Biz kışlayı bir halk okuluna, bir üniversiteye dönüştüreceğiz. Askerler kışlayı hatırlarken sövmeyecekler. Aksine kalpleri sevinçle dolacak. Buradan
gururla bahsedecekler. İşte bu düşüncelerle Finlandiyalı subaylar bu misyon doğrultusunda çalışmaya başladı. Kendilerini geliştirdiler ve kışladaki hayat tarzı köklü şekilde değişti. Sivil hayatta öğrenim göremeyen, üniversite bitiremeyen orduda bu eksiğini kapattı. Önce kışlaların çehresi değişti. Binaların etrafına çimenler ve çiçekler ekildi. İçleri ferah ve aydınlık mekanlar haline getirildi. Askerlere içerisinin kışla değil, ev olduğu ona göre hareket edilmesi gerektiği işlendi. Kişisel hijyen alışkanlıkları kazandırıldı ve diş temizliği kadar ruh temizliğine de önem verildi. Askerlere sadece ağızlarını temiz tutmayı değil, dillerini, sözcüklerini de doğru ve temiz kullanmayı öğrettiler. Düzgün konuşma eğitimleri verildi. Subaylar küfür etmeyi bıraktı. Disiplin yine sık uygulandı ama küfür hakaret etmeden. Subaylar her günün 2 saatini askerleri farklı alanlarda yetiştirmek için ayırdılar. Kışlalar bir aile ocağına ve ilim kürsüsüne dönüştürüldü. Spor, müzik, enstrüman, resim, dil gibi birçok alanda eğitimler verildi. Hobi grupları oluşturuldu. Balolar, partiler düzenlendi. Görgü ve muaşeret kuralları aktarıldı. Bunlar sivil hayatta da işe yaradı ve o süre boşa harcanmamış oldu. Sadece sınırların muhafızı değil, her bir asker kültürel kalkınma ve aydınlanma hamlesinin de muhafızı haline geldi. Vatanı için yaşamak, ülkesi ve halkının kalkınması için çalışmak da vatan uğruna ölmek kadar büyük ve şerefli bir kahramanlık olarak işlendi. Ölmekten ziyade yaşamak yüceltildi. Böylece Finlandiya ordusunun genç subayları vahşi ve doğal kaynak yoksul ülkeleri Suomi'de büyük bir kültürel güce dönüştüler. Gelelim sinemanın çok önem verdiği bir diğer alan olan sağlık ve spora. Özellikle futbolun enteresan bir yeri var Fin kültürünün evriminde. O dönem sağlık alanında Finlandiya'nın durumu İşler acısıydı. Bataklıklar ülkesi haliyle sıtma, verem, sarı humma kol geziyordu. Özellikle ücra köylerde çalışırken, yemek yerken ve uyurken insanların üzerinde hep aynı kıyafetler vardı. Bazıları yıllarca banyo yapmıyor, çamaşır yıkamıyordu. Çocuklar arasında dizanteri, difteri ve çek hastalığı çok yaygındı. Binlercesi ölüyordu. Halkın neredeyse tamamı bir sebeple hastaydı. Ve herkes korkunç bir şekilde içki içiyordu. Çok sayıda elleri ayakları tutmayan, engelli veya akıl hastası insan mevcuttu. Snellman döneminde tüm bu hastalıklarla mücadele başlatıldı. İnsanlar spor ve egzersiz yapmaya teşvik edildi. Ancak Snellman için bir spor diğerlerinden farklıydı. Futbol. Snellman futbolu verem gibi bir hastalık olarak gördü. Spor olarak değil. Bunun nedeni şuydu. O dönem Finlandiya gençliği pek yüksek ülkü ve ideallerle yaşamaya alışık değil. Ülke İsveç yerine Rusya ile birleşince İsveçlilere duyulan nefret veya İsveç yönetimine karşı ulusal mücadele gibi kavramlar anlamını yitiriyor. Finlandiya gençliği bu anlamda bir boşluğa düşerek futbola merak sarıyor. Bu oyun o dönem adeta modaya dönüşüyor ve gençliği esir alıyor. Okulu kırıyorlar, dersleri asıyorlar, en değerli zamanlarını top peşinde koşturmaya harcıyorlar vesaire. Snellman tabi bu durumdan hiç memnun değil. Spor yapılmasını istiyor ama bunun artık başka bir şey haline gelmiş olduğunun da farkında. Bir seferinde tüm futbol camiasının katıldığı bir konferans yapılıyor ve orada konuşma fırsatı elde ediyor. Çıkıp şunları söylüyor. Gençlerimizin sporla uğraşmasını her şeyden çok istiyorum. Ancak Finlandiyalıların ayakları kuvvetli fakat beyinleri gelişmemiş bir halka dönüşmesini de istemiyoruz. Aşağısı manda ayağı, yukarısı koyun kafası olan vücutlar ne bizleri ne sizleri memnun eder. Sizler Finlandiya'nın futbolda elde ettiği başarılarla İsveç'e, Norveç'e, Danimarka'ya davet edilmek ve orada maçlar kazanmakla övünüyorsunuz. Oysa bu övgüler onlar için de geçerli. Ama onların övünecek başka şeyleri de var. Sevgili ülkemiz Suomi'de en kaliteli tahıl, kumaş, süt, en temiz vicdan, en yeni fikir, en müreffeh halk veya mekaniğin gururu olmak gibi şeylerle övünmemizi sağlayacak topluluklar da olsaydı bu beni daha çok sevindirirdi. Ben sizlerin sadece bu toplumları ayakla topa vurarak yenmekle yetinmemenizi, aynı zamanda Almanları, Fransızları ve İngilizleri beyniniz, kalbiniz ve iradenizle bilim, ustalık, ticaret, zanaat, adil hukuk düzeni gibi alanlardaki mücadelenizle de yenmenizi istiyorum. Bu büyük mücadelede ilerleyebilmek adına futbolcuların damarları çıkmış kaslı bacaklarına güvenirsek fazla uzağa gidemeyiz. O sert topa kafayla vurabilmek için sağlam bir alna sahip olmak lazım, öyle değil mi? İnanın bana, en sağlam alınlı canlı koyundur. Ve ben koyun kafasının Finlandiya gençliği için gurur kaynağı olabileceğini sanmıyorum. Tekrar hatırlatayım. Snellman bu konuşmayı tüm futbolcuların ve kulüp yetkililerinin olduğu bir konferansta yapıyor. Bugün gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde her şeyden çok futbolu kafaya takan insanlara kim böyle bir konuşma yapabilir? Ama onlar Snellman'ı yuhalamadı, oradan kovmadı. Dinlediler ve hak verdiler. Bugün kendi ülkesinin futboluyla ve takımıyla gurur duyan çok sayıda insan, Finlandiya gibi futboluyla meşhur olmayan bir ülkeye iltica etmek, yerleşmek, gelip burada çalışmak, eğitim görmek için
can atıyor. Gururun bile bir hiyerarşisi var gördüğünüz gibi ve buna ilişkin sıralamayı doğru yapmak çok önemli. Yoksa futbol gibi sağlıklı bir spor bile toplumu zindeleştirmek yerine uyuşturuyor. Snellman da bunu gayet iyi gördü. Peki ya aile ve çocuklar konusu? Snellman'a göre anne babaların çocuklarla iletişim kurarken samimi olmamaları toplumdaki en büyük suçlardan biri. Çocuklara sürekli yalan söyleme, kimseyi kandırma, bu iyi değil, şunu yapmak kötü, günah vesaire diyor ebeveynler. Ama kendileri yalan söylüyorlar, kandırıyorlar. Birbirlerine kaba davranıyorlar. Yani tutarsız hareket ediyorlar. Snellman şunu diyor. Çocuklar bunu hemen hisseder ve anlar. Önce hayret ederler çünkü sonsuz güven duydukları anne ve babalarının kendi kötüledikleri şeyleri nasıl yaptıklarını anlamazlar. Daha sonra hızla tüm tutarsızlıkların farkına varırlar. Ve işte o zaman büyüklerine saygı duymamaya, sözlerini dinlememeye ve ciddiye almamaya başlarlar. Onların nasihatlerini gereksiz ve sıkıcı bulurlar. Anne babalar ise çocuklarının kendilerine kulak asmamasından, inatçı ve terbiyesiz olmasından şikayet etmeye başlar. Ama sorarım size, bir çocuğun ahlakını ilk kim bozar? Çocuklardan sevgi, saygı ve itaat beklemeyin. Bunları kendilerini korkutarak, azarlayarak veya cezalandırarak elde edebileceğinizi düşünmeyin. Çocukların önünde sahip olduğunuz erdemler sayesinde sizi sevebilecekleri gibi davranın. Snellman ve arkadaşları bu tür bir konuşmayı gittikleri her köy meydanında, pazar yerinde defalarca yaptılar. Bu sözleri dinleyen ebeveynler çocukların daha iyi yetiştirilmesi konusunda kafa yormaya başladı. Birçok yerde bu konuşmalardan alınan ilhamla ebeveyn toplulukları kuruldu. Anne babalar bir araya gelerek genç neslin terbiyesi sırasında yaptıkları hataları birlikte değerlendirmeye, tecrübelerini paylaşmaya başladılar. Bu tür topluluklar tarafından davet edilen ünlü eğitimci ve psikologlar ülkenin her tarafını dolaştı. Fin aile yapısı böyle kökten değişti. Ve son olarak köylüler, çiftçiler, işçiler. Snellman bu kesimlerin kaderine terk edilmiş durumda olduğuna inanıyordu. Herhangi bir gelişme olursa bu onlar için mutluluk ve şans olarak görülüyor. Ağır ve kötü sonuçlar doğuran bir hadise karşısında ise sabretmeleri gerektiği düşünülüyordu. Hepsi bu. Tembel olduklarından, kaba ve açgözlü olduklarından, daha da kötüsü acımasız ve vicdansız olduklarından şikayet ediliyordu. Snellman'a göre ise bu alt kesimler üşümelerini ve pislik içinde yaşamalarına rağmen dişlerini sıkıp kimseye kin gütmeden sabrediyordu. Ancak bu sabrın dini vaazlarla inanç mertebesine yükseltilmesine öfke duydu. Çekilen çileler bir ibadet gibi kabul ettiriliyordu. Halkın olup biteni olağan bir durummuş gibi benimsemesini onur kırıcı buldu. Snellman'ın bu konuda kızgınlık duyduğu bir sırada sarf ettiği sözler şöyle oldu. Milyonlarca insan iki ayaklı domuzlar gibi pislik içinde cahil ve şehvet düşkünü olarak yaşamakta ve tek düşündükleri midelerini doldurmak. Ülke nüfusunun büyük bölümünün cahil ve kaba olduğunu görmek ve buna tahammül etmek utanç verici bir durum. Üstelik bu devlet eliyle yapılmış bir kötülük. Kendi kendimizi talan edip yıkıp aşağılıyoruz. Şahsiyetin şekillendiği daha çocukluk yıllarında bu insanlar hayatın karanlık ormanında yalnız başına bırakılmışlar. En büyük ilkellik, ülkede yaşayan her bir insanın sahip olduğu fiziksel, manevi ve zihinsel yeteneklerden faydalanmamak, bunu istememek ve bu konuda başarısız olmaktır. Köylerde tek bir ilkokulla perişan durumda kütüphanelerle yetinmeyeceğiz. Her bir köylünün, balıkçının, katran toplayıcısının evini bilginin ışığıyla dolduracağız. Güçlü, gelişmiş ve gururlu yeni nesiller yetiştireceğiz. İşte bu hedefle Finlandiya köylerinin çoğunda sobalı, duman borulu, geniş pencereli ve çift çerçeveli örnek köy evleri inşa edildi. Çok uygun fiyata köylülere ev yapacak işçi kooperatifleri kuruldu. Hükümet yeni inşaatlar için gereken cam, menteşe, hazır kapı, çerçeveler, ev eşyaları ve diğer malzemelerin en uygun fiyatlardan temin edilmesini sağlamak amacıyla birçok yerde inşaat malzemeleri deposu açtı. Sadece 5-10 sene içinde birçok köyün çevresi değişti. İnsanların evleri hayvanların da barındırıldığı yarı ahırlar olmaktan çıktı. Köylüler daha iyi, daha korunaklı ve kalın giysiler giyinmeye başladılar. Nasıl mı? Çünkü ülkenin en dürüst insanları arasından seçilmiş toplum görevlilerinin gözetimindeki özel atölyelerde en kaliteli ve dayanıklı malzemeden binlerce kalın elbise, palto, ayakkabı ve çamaşır üretildi. Bunlar ülkenin her yanına dağıtılıp üretim maliyetiyle çok düşük fiyattan halka sunuldu. İnsanların evleri ve dış görünüşü değişince o berbat sağlık koşulları da değişti. Örneğin verem vakalarının sayısı yarıya düştü. Çeşitli alanlarda uzman olan doktorlardan oluşan gezici sağlık ekipleri kuruldu. Kadınlar daha sağlıklı olunca yeni doğan çocuk sayısı arttı ve bebekler daha iri, daha sağlıklı doğdu. Ülkede çalışabilecek nüfusun sayısı arttı. Daha fazla üretim, daha iyi beslenme koşulları derken Finlandiya değişti, iyileşti, gelişti ve kalkındı. Dünyanın en mutlu insanlarının ülkesi oldu. Petrov'un kitabında beni çok etkileyen bir anekdot var. Size onu da aktarmak istiyorum. Bahsi geçen halk doktorlarından biri o dönem
hayatını kaybediyor. Civar yerleşim yerlerinden de gelen yüzlerce köylü cenazesine katılıyor ve tabutu da temsilci seçtikleri iri, cüsseli, güçlü, kuvvetli, sağlıklı gençler taşıyor. Bu şekilde tabutu kentin bir ucundan diğer ucuna kadar taşıyorlar. Bu devler alayı asker gibi düzenli bir yürüyüş içinde sokakları geçiyor ve defnedileceği yere getirilip indirildiğinde kalabalığın arasından kabarık göğüslü, kırmızı yanaklı, oldukça kalıplı bir genç öne çıkıp bir konuşma yapıyor ve şunları söylüyor. Biz buraya kırlardan, tarla ve ormanlardan geldik. Gelirken mezarına koymak için sıradan çiçek ve çelenk de getirmedik. Eli boş geldik. Çünkü köylerimiz seni son yolculuğuna uğurlamak için Suomi'mizde oluşturduğun bahçede yetişen canlı çiçekler olarak bizleri gönderdi. Huzur içinde yat, büyük halk bahçıvanı. İşte Snellman ve bu mücadelesindeki en önemli çalışma arkadaşları olan Elias Lönnrot, Johan Ludwig Runeberg gibi isimlerin ve daha nice önemli şahsın ortaya çıkardığı bu halk bahçıvanları el birliğiyle Finlandiya'yı oluşturdular. Snellman 1 Temmuz 1881'de öldüğünde onun da cenazesine ülkenin her yerinden çok sayıda insan katıldı ve benzer şeyler söylendi. Snellman'ı birçok başka yaşam mimarından ve devrimciden ayıran özelliği şuydu. Snellman bu ülkenin sözü kanun olan kutsal lideri falan değildi. Bunları elinde bir mutlak güç ile yapmadı. Yasama ve yürütmenin kendisi haline gelip halktan habersiz bir gecede rejimi ve sosyokültürel hayatı alt üst eden devrimlere kalkışmadı. Aksine bu işlerin uzun zaman alacağını, ancak ve ancak halkla beraber yapılabileceğini, tüm elitlerin ve aydınların desteğinin gerekeceğini gördü. Uzun vadeli, kalıcı, derin değişimlerin toplumu ikna etmekten geçtiğini kavradı. Yazdı, konuştu, anlattı ve izah etti. Size Snellman'ın tekrarlamaktan hoşlandığı bir sözle veda edeceğim. Karanlık köşelerde canlı kandiller yaktım ve daha iyi aydınlatmalar için onlara yağ takviyesi yaptım. Beni dinleyen, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yine gelin, olur mu? Ciao. Thank you.